Evet sevgili dostlar, cümleten selamun aleyküm herkese. Nasılsınız, iyi misiniz? Bu aralar kanalda çok fazla takılıyorsunuz sanki. Gören de sizi Kulüpler Birliği yetkilisi zanneder. Dikkat edin. Kulüpler Birliği demişken, işte Kulüpler Birliği'nin istediği yeni yabancı kararı. Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Onursal Kulübü Başkanı, ne? Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağoğlu açıklama yaptı. Demiş ki 7 artı 4 hani kısaca belirtiyorum arkadaşlar 7 artı 4 kuralının 8 artı 3 olarak bir süre daha devam etmesi demiş. Türkiye'de birçok tarafta ulan 7 artı 4 ile 8 artı 3 aynı ikisi de 11 yapıyor diye dalga geçebilir ama 7 e, yabancı artı 4 Türk kuralı olacak ki bu 4'ün de bir tanesi altyapından olmak zorunda. Bunu 8 artı 3 olarak bir yıl daha devam ettirelim en azından demiş. Yani tamamen kalkması değil de 8 artı 3 olarak devam etmesini istiyoruz demiş. Kulüplerin e, talebi bu yönde. Yayın ihalesine ilgili naklen yayın ihalesine ilgili süreci Servet Yardımcı yönetiyor. O zaman Servet Bey'e yardımcı olun. Yasal yetki ve sorumluluk TFF'de biz sadece kulüpler olarak fikirlerimizi ve çekingelerimizi ifade ediyoruz. Yani diyor ki e, iyi anlaşma yapılırsa ne hala kötü anlaşma yapılırsa onlar da biz yükleneceğiz. E, diyor. Şimdi yabancı kuralı ile ilgili benim birkaç duyumum vardı üyelere, abonelere de vardı. Takip edenler bilirler ne demek istediklerimi. Ha. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlar için de şunu söyleyeyim. Ben e, yabancı kuralının revize edileceğini belirtmiştim duyumlarımda. Yani bunun için baya bir istek, arzu, tepki, talep var diye. Bakalım ne olacak. Şimdi bu arada Ahmet Ağoğlu şey diyor ben ben diyor kendisinden bahsediyor. Ahmet Nur Çebi ve Göksel Gümüştağ üçümüz de TFF başkanlığına adaylığımızı düşünmüyoruz demiş. O altın şeyi ateşten gömleğe kimse giymez. Şimdi şunu söyleyeyim yabancı kuralı değişmezse yerliler ne olur? Düşünmeniz için size bir örnek vereceğim. Seri A ekibi Yudinese, Amir Hacı Ahmetoviç için Konya Spor'a 3 milyon euro'luk bir teklif yapmış. Bakın 3 milyon euro'luk bir teklif yapmış. Hacı Ahmet Oğuz'un bu arada piyasa değeri 4,5 milyon euro. Ee, ön libero mevkisinde. Aslında hani düşünebilir isimlerden birisi ama bir de Bosna'lın. Ee, 4,5 milyon euro piyasa değeri olan futbolcuya 3 teklif yapmış. Konya Spor'un isteğini söylüyorum. 7 milyon euro. Yani Konya Spor 7 milyon euro istiyor arkadaşlar. Şimdi e, hep yazdığınız bir isim var ya neydi? E, neydi o Konya Sporlu Spor? Stoper? Aklıma gelmiyor da. Şimdi düşünün ona ne isteyecek Konya Spor. Yani Türk kuralı değişmezse. Bu arada Dört Büyükler faaliyet raporunu açıklamış. İnanılamadım yani inanamadım. Resmi kaynaklardan da doğrulatıp öyle konuşayım dedim. Galatasaray. Fenerbahçe dışında Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor 1 Haziran 2021 ve 28 Şubat 2022 arası dönemi kapsayan faaliyet raporunu yayınlamış. Açıklanan raporlara göre takımların kar zarar tablosu. Bakınız. En düşük zarar Fenerbahçe'nin Fenerbahçe 1 Haziran 2021 ve 28 Şubat 2022 dönemi arasında 131 milyon 567.728 TL zarar açıkladı. 131 aklınızda bu kalsın. Ya da buçuk diyelim. 131 buçuk. Galatasaray bu dönemde net zarar 173 milyon 770 bin diyor. Bence bunda oynama var. Çünkü sadece bonservis ücretine Galatasaray 30 milyon euro verdi ve hiçbir gelir elde etmedi. Ya da demek ki çok ciddi sponsorluk ücreti aldı. Beştaş bu dönemde 396.149 milyon TL zarar açıkladı. Düşünün Şampiyonlar Ligi'ne gitti. İşte ayak bastı parası, bilmem ne bastı parası, işte siz sıfır çektiniz, sıfır parası şu bu. Yani yaklaşık 400 milyon. Trabzonspor ise bu dönemde 418 milyon 54.449 TL zarar gerçekleştirmiş. Yani ben Trabzonsporla ilgili yorum yapmak istemiyorum çünkü ben yorum yaptığım zaman başka tarafa çekiyorlar. Ee, hiç olmadık mevzulara girdirmeye çalışıyorlar. Yorum yapmak istemiyorum ama yani bir tuhaflık sizce de yok mu? Yani çok ilginç. Şimdi bonservisten futbolcudan şundan bundan desem daha beterini Galatasaray yaptı. Ya Galatasaray'ınkinde bir sıkıntı var. Ki Trabzonun ki doğruysa Galatasaray'ınkinde çok çok büyük sıkıntı var. Trabzon bu kadar yaptıysa. Neyse bunu konuşacak olan e, mevkii ben değilim. Bunu konuşacak olan kişi de ben değilim. Bunu sizin takdirinize bırakıyorum. Yani bu ülkede bunu e, denetleyenler var elbette. Fenerbahçe'ye ilgili transfer haberleri. Şimdi hem önce haber konuşalım sonra değerlendirelim diyeceğim ama birkaçını artık kısa kısa geçelim. Birkaç tanesini uzun uzun anlatalım. İtalya Serie A ligi ekiplerinden Inter forması giyen orta saha oyuncusu Ivan Perisic. Şimdi Perisic ile ilgili benim son duyumlarım hatırlıyor musunuz? Kafanızda mı? Ee, Türkiye'den teklif almış. Yani İtalyan basında yer alan habere göre Türkiye'den teklif almış. 2015 yılında 19 milyon euro bedelle Wolfsburg'dan transfer edilen tecrübeli orta saha oyuncusu Türkiye'de Türkiye'den teklifler almış. Başlıca, başlıca Türk kulüpleri ile çalışan bir Türk menajer <laughs> Perisic ile Türkiye'de bir takım adına iletişime geçti. Hangi takım acaba? İddiaya göre bu ihtimale red cevabı vermiş Hırvat futbolcu. Ekonomik olarak şartların nereye kadar gidebileceğini dahi merak etmemiş. Ve Türkiye'ye gitmem demiş. Niye demişler? Çünkü demiş biz orayı sevmiyoruz demiş. Bu arada İtalyan devinde forma giymeye devam etmek istediği belirtilmiş haberin devamında. 40 maça çıkmış 33 yaşındaki oyuncu 5 gol 6 asist. Ki benim duyumlarımda zaten gelmeyeceği bir şeklindeydi. Brezilya ekibi internasyonel. Sivas Spor'dan Pedro Henrique'yi transfer ettiğini açıklamış. Şimdi düşünün Pedro Henrique <laughs> aslında Kayseri'nin forvet sirkülasyonu çok iyi. Gerçekten forvet yani bulan kişi kimse mesela Henrique falan gerçekten iyiydi. 2-3 sene ligin üstünde top oynadı. Sonra birden Sivas'a gitti nasıl olduysa. Ama hatta Kayseri 2 yıldır ligde taşıyan isimlerin başında geliyordu. Sivas'ta formsuz deniliyor. 8 gol 2 asist. E, ligimiz böyle. Demek ki sözleşmesi bitti diyebiliyorum ya. Zaten sözleşmesi bitmese göndermezlerdi diye düşünüyorum. Napoli Kim Minji'ye hayran kaldı. Şimdi haberin hiçbir kelimesini okumama gerek yok. Var mı? Bence gerek yok. Bu arada 2 milyon euro piyasa değeri var. 31 yaşındaki oyuncunun. 25 maç 8 gol 2 asist. Sivas 1.5'a satmış. Kayseri'den 1 milyon euro'ya almışlar. 16 Temmuz'da 12 Temmuz'da da 1,5 milyon euroya satmışlar. Şu anda da üst adresine yırtık varmış. 3 Mayıs'a kadar yokmuş. E bugün resmi olarak satmışlar yani. <laughs> İlginç. Kayseri'de 650 bin euroya aldıydı. Yani sürekli birileri kar iletti. Pauk'tan aldıydı. Ee, yani kalbur üstü sayılabilir oyunculardan. Napoli dedi Kim Minji'ye hayran kaldı. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Haberi hiç açmama gerek var mı? Muhtemelen diyecek ki Napoli scoutları işte Kim Minji'yi derbide izlettirdi. Stoperi Rahmani'yi satmaya hazırlanıyormuş ve Kim Minji için gelmişler. Güney Koreli yıldızı hayran kalmışlar. Şimdi haberin devamı komik. Diyor ki hani sadece Kim Minji için gelinmedi tabii ki bu derbiye. Kim Crespo, Zayt, Mert Hakan, İrfan Can, Galatasaray'da Markao, Nelson Çikildao, Kerem Aktürkoğlu vitrine çıkmış. Ve size komik bir şey söyleyeyim. Galatasaray'dan hiçbir oyuncu beğenilmemiş. Yani niye beğensinler ki? Galatasaray oyuncuları genellikle yerde yani kendini yere bırakma çabasındaydı. Bizde de Mert Hakan'ın o kendini yere attığı, yuvarlandığı pozisyon çok hoş. Yani Markao, Nelson, Çikildao, yani Nelson'u kim izlesin ya Allah aşkına? E o La adam maç boyunca 8 tane isabetli pas atan 10 numara mı olur? E Kerem Aktürkoğlu zaten e, kimici tırtladı. valla 20 milyon euro diyor. Bir rakama çıkmaya düşündüğü. Yani 20 milyon euro'luk bir rakama çıkmayı düşünüyorlarmış. Öyle söylüyorlar. Ee, bilmiyorum ne kadar doğrudur ne kadar yanlıştır ben bir şey diyemem. Ee, Fenerbahçe Zamalek forması giyen kanat oyuncusu Ahmet Sayat Zizo ile anlaşma sağladı demiş. Ya yani futbolcunun anlaşma sağlamışız. İlk transferimizi yapmışız. Biz ilk transferi yaptık başka bir isim ben onu anlatacağım size. Ben size onu anlatacağım bizim ilk bizim ilk transferimiz ka, ka, şeye katıldı arkadaşlar. Kampa katıldı. Şu an U19'da çalışıyor. Bunu anlatacağım. Şimdi Ahmet Sayit Zizo kimdir? Zizo. Ee, Mısırlı gazeteci Muhammed Sabahana Fenerbahçe'nin Zamalek'te forma giyen Ahmet Said Zizo ile prensipte anlaştığını duyurdu. Fenerbahçe tarafları meraka koyuldu. 10 Ocak 96'da Mısır'da dünyaya geldi. 10 Ocak 96 yaşta sayılır mı? Değil mi? Artık e, yani yaşta sayılır mı diye düşünmeye başladık. Sayılır mı? Bence sayılmaz. 26 yaş yaşta sayılmaz diye düşünüyorum. Şimdi 10 Ocak 96. 26. 1.80 boyunda sağ kanat. E, orta sahanın göbeğinde ve sol kanatta da oynayabiliyormuş. Oyuncu futbol kariyerine Vadi o U23 takımında başlamış. Daha sonra Nacional Morierense Zamalek'te oynamış. Bu sezon 17 maç, 9 gol, 6 asist. 1395 dakika sahada kalmış. Transfer market değeri 2 milyon euro. Şimdi içi boş bir haber. İçi gerçekten boş bir haber. 2024'e kadar sözleşmesi var. Kaç isteyecekler, kaç diyecekler. Şimdi Morihirense de oynamış. Ya Portekiz liginde oynamış arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Daha önce de Liège'de oynamış. Yani Belçika'da oynamış. Şimdi Mısır'da. Ama <laughs> yani 17 maç 9 gol 6 asist 1395 dakika. Hani bana gelen bir duyum yok. Olursa da seve seve belirtmek isterim. Ama bu Mustafa Muhammed'den dolayı muhtemelen burası izleniyordur. Yani o da bu takımdan geldi değil mi? Yanlışım yok. Yani yanlış hatırlamıyorum. Kolay kolay yanlış hatırlamam ama o da bu takımdan geldi diye hatırlıyorum. Ee, dikkatler üstünde olacaktır. Ama bana gelen bir duyum yok arkadaşlar. Çok açık ve net söylüyorum. Ee, başka Fenerbahçe'nin yeni transferini canlı yayında açıkladı Peter Olajinka. Bakın canlı yayında Fenerbahçe'nin transferini açıkladı. Şimdi ben baştan attığım zaman bana diyorsunuz ki bilmem ne yapıyorsun şöyle böyle. Ben demiyorum ha. Ben demiyorum arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'de son dakika haberi. Son dakika Fenerbahçe'de. Sarı lacivertler bir yandan Süper Lig ikinci sırada tamamlayarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi vizesi almak isterken diğer yandan da transfer için düğmeye bastı. Bu bağlamda Fenerbahçe'nin Sparta Pırak forması giyen Peter Olayinka'ya Kanca attığı öğrenildi. Ee, kim söylemiş bunu? Sabah Spor Fenerbahçe muhabiri Volkan Demir söylemiş. olayın kayı. Ee, yani transferi bitirdi demiş arkadaşlar. Yani transfer düşünüyor, almak istiyor, yapmak istiyor e, falan filan. Inter Milan değil. Transferi bitirdi demiş. Şimdi. Transfer bitti. Çok çok iddialı bir söz. Ya dün de gördünüz bir tanesi de çıktı dedi ki Talisca Fener'de dedi. İddiasına da girerim dedi. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Olayinka 26 yaşında. Sol kanat oynuyor. 7 milyon euro piyasa değeri var. Bizim maçlardan aşinayız. Bizim maçlardan aşinayız. Eder mi? 3 milyon 200 bin euroya almışlar zamanında. Hani 7 milyon euroya zaten alma imkanımız yok bizim öyle bir dünya yok ama ama 35 maça çıkmış 2326 dakika. İlginç. Yani 26 27 maç. 26 maç diyebilirim ya. 540 desen 2340 yapar. Aynen. Yani 26 maç 26 maçta 10 gol 4 asist. Tabi hocam bunların ligi tırt diyorsun. Konferans liginde 9 maç 4 gol 1 asist. Şampiyonlar ligi gelemesinde Avrupa gelemesinde yok. 7 milyon euro etmez açıkçası. Ben hani 7 milyon euroyu daha şey isimlere veririm. Bu olayın kaynağı ilgili ben size şöyle anlatayım. Bizimle oynanan maçlarda biz bunu beğendik. Güzel topçuymuş dedik. Birkaç arkadaşımız da kendine hissesini çıkarmış. Ha güzel topçu dedi. Tamam o zaman kesin alırlar. Diyerek. Ben söylüyorum Olayinka'da Zizo'da bana gelen bir duyum yok. Belki de benim duyumlarım yanlıştır. Ee, yani öyle anlaşmam anlaşma yok. Belki de benim duyumlar yanlıştır. Fenerbahçe'den Ayşe Ampong bombası. Bu duyum size tanıdık geldi. Hocam sen sanki bunu bu duyumu vermiştin diyeceksiniz. Çünkü hatırlayacaksınız bu duyumu. Sezona şampiyonluk parolasıyla giren şampiyonluk kaybetse de ikincilik büyük çıkış çakaları. 8 maç 7 galibiyet yeni sezon hızlı girmek yönetim kolları sıvadı. Arada oyuncuyu Çin'de buldu. Evet sade de gelelim. Avrupa bileti mücadele devam ediyor. Takıma hızlı ve etkili oyuncular almak isteyen Fenerbahçe. Aradığı oyuncuyu Çin'de buldu. Yönetim Çin Ligi ekiplerinden Shenzhen FC'de forma giyen 28 yaşındaki kanalı yıldız Frank Ayşan Punk için kollarını sıvadı. Tamam yönetim kollarını sıvadıysa transfer iptal. Özellikle de sol açıkta çok etkili oynayabilen. Özellikle de sol, sol açıkta etkili oynuyormuş. Yani işte Fenerbahçe'nin sol açığı kim? Rossi. Taraftarımızın %90'ına göre Rossi çöp yani yerine kim gelirse gelsin yıldız. Sözleşme bitiş tarihine bakayım. 2024. Tamam yanlış bilmiyormuşum. Özellikle sol açıkta çok etkili oynayabilen Aysham Pong hızı ve çevikliği ile dikkat çeken bir oyuncu. Fenerbahçe oyuncu için iletişime geçmeye başladı. Sports World Ghana'nın bir haberine göre bu arada bu Sports World Ghana satın alma opsiyonu iddiası vardı. Diyor ki Fenerbahçe oyuncuyu kulübü Şenzen'den satın alma opsiyonunu 6 aylığına kiralamak istiyor. Ganalı oyuncunun sözleşmesi 2024'te sona eriyor. Ayşampuk 2018 yılında Anderlecht'ten Çin ekibi Şenzen'e bedelsiz geldi. Çin'de 100 maça çıktı. 35 gol 19 asist. Yani kanat oynamasına rağmen 35 gol 19 asist çok iyi. Oyuncunun piyasa değeri şu anda 5 milyon euro. 2015-2017'de Afkon'da da oynayan Fran Ayşan 2022 Dünya Kupası'nda Ghana formasıyla görev yapacak. 23 maçta 2 golü var diyor. Şimdi bu Ayşan Pung'u sorduk, soruşturduk, sorguladık. Şimdi bu iddiayı da sorduk. Evet böyle bir teklif var diyorlar. Ama ben bir şey söyleyeyim. Çok geç sattınız gazetelere. <laughs> yani biz bu oyuncuya ilgili çok geç sattınız gazetelerin. Arkadaşlar bu oyuncunun özelliğini sordum, soruşturdum. Sorduğum herkes şunu söylüyor. Osai hızlı mı? Ne alakası var? Hızlı evet. Bu herif Osai'ye hani Osayi bu herifin rüzgarına yetişemez diyorlar. O kadar hızlı diyorlar. Allah Allah. Yani o kadar hızlı bir futbolcu ve bizimle anılıyor. İlginç bizim normalde hantal, hiçbir şey yapmayan ne bileyim şovenist sadece işi gücü saçını taramak olan ya da artistik yapmak olan bir futbolcu yönelmemiz lazım. Yani bir eksiklik var herhalde. Ha şunu söyleyeyim. Futbolcu en yüksek piyasa değerine 7,5 milyon euro ile ulaşmış. O da 2019 yılında. Baktığın zaman birçoğunuza göre çöp. Birçoğunuza göre basit. Yani Birçok arkadaşımıza göre tırt. Ama yani bir ilgimiz var. Fakat ilginin ötesi şu an için bende yok duyumlarımda. Gelirse de belirtmekten hoşlanırım. <laughs> Enner Valencia. Valencia'ya ilgili duyumu duydunuz değil mi? Bugün için. Gerçi bu videosu size kaçta gelecek mi? 12 Nisan için diyeyim. <laughs> 12 Nisan'da Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek ve bir MLS takımıyla görüşecek haberleri vardı. Bugün için ha. Yani 12 Nisan'da. Ve bunu ortaya atan sayfalar o kadar inanarak Ortaya attı ki aklınız, hayaliniz şaşar. Yani tamam bir deli e, kuyuya taş atmış işte bilmem kaç tane akıllı çıkaramamış diye bir atasözümüz var. Türk şeyinde ama yani bunu paylaşıp sonrasında da bugün gitmeyeceğini anladıktan sonra ya böyle bir şey yoktur zannetmiyorum demek de enteresan bir şey. Bakın Valencia Kasım'daki Dünya Kupası'nda oynayacak. Her futbolcu Dünya Kupası'nda oynayacak her futbolcu düzenli oynamak ister bir takımda. Ben Valencia'na ilgili size şunu söyledim. Geçtiğimiz günlerde. 7,5 milyon euroya bir takımın teklifi olabilirdi. Olmadı. Fakat gazetelere yazdılar. Valencia'ya 7,5 milyon euroluk teklif. Böyle bir şey yok. Ama olmayacağı anlamı taşımıyor. Şimdi çok net bir şekilde söylüyorum. Ee, Valencia'ya 7,5 milyon euroluk teklif gelmeyecek diye bir olay yok. Bir durum yok. Ama mantık çerçevesinde hadi hocam bize mantıklı bir şey söyle. İster duyun ver ister salla ama mantıklı bir şey ver derseniz ee, şunu söyleyeyim bir Amerikan kulübü 3-3,5 milyon dolarlık bir teklif iletebilir. Valencia'nın menajeri de belki de şu anda görüşme halindedir. Belki de Valencia bu yüzden oynamıyordur, oynatılmıyordur. Niye olmasın ya? Bu arada ben Arda Güler 11'de başlayacak Göztepe maçında dedim ama sürpriz bir şekilde Valencia Arda'nın yerine 11 başlayabilir. Onu da belirteyim. Yani şu an Tam kesinleşmedi. Maçtan bir gün önce Cuma günkü videolarda inşallah değinirim ama Valencia sağ kanatta başlayabilir diyeyim. Yani forvet demeyeyim de sağ kanatta başlayabilir. Solda Rossi, sağda Valencia. Forvet'te Serdar Dursun. 10 numarada Mert Hakan Yandaş. Crespo Zayt, Savunma ikilisi Kim Minji, Serdar Aziz. Sol bekte Ferdi'nin durumuna göre de ben olsam sol bekte Nova oynatırım. Ee, sağ bekte de o sayıyla başlarım. Bakalım ne olacak. Sağ bek demişken Fenerbahçe sağ bek transferini yaptı arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten yaptı arkadaşlar. %100 olarak yapıldı bu. Yani resmi transferden bahsediyorum size. Kap açıklaması yapıyorum size. 2020-2021 sezonunun devre arasında 1,5 yıllığına Fatih Karagümre'ye bir futbolcu kiraladık. Adı Serhat Ahmetoğlu. Şimdi Serhat Ahmetoğlu. Duydunuz mu? Duymuşsunuzdur Serhat Ahmetoğlu'nu. Yani benden 500 kere duymuşsunuzdur. 500 kere duymadıysanız da bir 600 kere duymuşsunuzdur. Şimdi Serhat Ahmetoğlu sezon bitmeden takımımıza geri döndü. Şu anda U19 takımıyla antrenmanlara çıkmaya başladı arkadaşlar. Serhat Ahmetoğlu. Şimdi Serhat Ahmetoğlu'nun bir özelliği var. Nedir özellik? Yaşı henüz 20. 5 Şubat 2002 doğumlu. 20 yaşında. 1.84 boyunda. Serhat'ın özelliği şu arkadaşlar. Kariyerine forvet başlayıp sol açıkla devam edip sağ bek olarak e, kariyerini sürdüren bir isim. Süper Lig'de bu sezon 4 maça çıktı. Türkiye Kupası'nda 3 maça çıktı yani. Bu sezon Süper Lig takımıyla 262 dakika süre aldı. Bu sezon ama bahsettiğim. Geçen sene e, yanlış hatırlamıyorsam ya büyük takımlardan birine karşı oynadıydı ya. Ya, ya Beşiktaş'a ya Trabzonspor'a karşı oynadı diye hatırlıyorum da. Dur. Şuradan bir detaylı bakayım. Ee, birinden birine oynadı ya. Eminim yani. Kesinlikle eminim. Geçen sene oynadığından. Heh. Geçen sene 9 maça çıkmış. 492 dakika yani. Daha çok süre almış. Ee, Sivas Belediye Kasım Paşa. Ha, Trabzonspor oynamış evet 2-0 yendikleri maç. Beşiktaş'a karşı da oynamış. Beşiktaş'a karşı da oynamış. Ama kaç dakika oynadığı yazıyor mu ya? Ha, dur şurada yazıyor bir dakika. Trabzonspor'a karşı 90 dakika oynamış. Beşiktaş'a karşı 4 dakika oynamış. Yani iki takıma karşı da oynamış. Bilginiz olsun. Böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani bence Nazım Nazım falan filan hikaye. Bence böyle isimleri değerlendirebiliriz. Bu arada sol bek oynamışlığı da var. Bilginiz olsun. Hatta geçen sene sol bek oynamışlığı var. Sol kanat oynamışlığı var. 3 maç sol bek oynayıp bir asisti var geçen sene. Sağ bek, sol bek, orta sahanın solu, sol ön kanat, sağ ön kanat. Böyle bir yetenekten bahsediyoruz altyapımızda bu tip yetenekler çok çok fazla. Başka duyum o 25 dakika olmuş. Birkaç tane de kısa duyum vereyim. Taliska konusunda hala aynı yerdeyim. Hala yalan olduğunu söylüyorum arkadaşlar. Taliska Maliska gelmeyecek. Ya hocam niye gelmesin işte löv gelecekse Taliska da gelir. Sen de işte ama abarttın falan diyenler var. Gelsin buyursun. Mesut Özil ben şunu söyleyeyim. Mesut Özil ile bak Mesut Özil 1, Valencia 2, Berisha 3. Bu üç arkadaşımızın önümüzdeki sene o takımda kalmasını kesinlikle beklemiyorum. İsmail Kartal muhtemelen devam eder. Yani en azından teknik ekipte yer alarak devam eder. Üçünü de istemiyor. Bunu söyleyeyim. Ozan Tufan Ozan Tufan için ya Ozan Tufan için arkadaşlar bir çilmiş kaftan neresi biliyor musunuz? Başakşehir. Yani inşallah Watford kümede kalır ama e, Premier Lig puan durumu diyeyim. Yani Watford'un durumu hiç iç açıcı değil. Keşke kalsa. Yani 22 puan bir maç fazlası var Everton 28 puanda 6 puan fark var. Ne yani büyük ihtimalle düşecekler aptal Watford. Yani Leeds United'a bile yenildi 3-0 evinde. Gel gelin bizi küme düşürün diyor. Yani Ozan'ı almamak için küme düşüyorlar. Hadi Liverpool'a 2-0 yenildin anlarım. Normal her takımın başına gelebilir. Yani bugün Galatasaray'ın falan da başına gelebilir. En son 13 Mart'ta Southampton'ı 2-1 yeniyor. Salak. Salak. Yani Liverpool'a yeniliyorsun. Salak. Ya Leeds United'a e nasıl yenilirsin 3-0? Leeds senin küme düşme adayın. Senin, senin küme düşme şeyin. Yani e 16 Nisan'da Brentford'la oynayacaklar. Allah inşallah İsmail Kartal şansı versin şöyle arka arkaya e, ne bileyim. 7 maçın 7'sini de kazan inşallah Watford. Yoksa başka türlü Ayva'yı yedik. Ha Everton'u kesinlikle yenmesi lazım. Everton'u yenerse 28-25 olur. Belki onları aşağı çekebilir biraz. Onun dışında Leeds United 33 oldu bu dangalakların yüzünden. Bunlar yenseydi onlar 30'da kalacaktı. Bunlar 25 olacaktı. Ama ama Gustavo'ya ilgili şunu söyleyeyim. Herkes Gustavo'yu yolcu ediyor, şey yapıyor da o parayı bırakır mı? Yani Gustavo. Ben olsam bırakmaz diye düşünürüm. Onu da söyleyeyim. Tisserand, Nazım, Novak, Max Mayer, Lemos, Samatta. Hani bu gibi isimleri siz zaten benden iyi biliyorsunuz. Yani ne teklif gelirse değerlendirilir. Kulübün kasasında para yok. Rossi konusunda birçok duyumcuyla aynı şeyi düşünmüyorum. Birçok duyumcu Rossi'nin bonservisi alınmaz diyor. Eee yani alınmaz derken herhalde şunu kastediyorlar. Rosti seneye Fenerbahçe'de değil diyorlar. Ben de Fenerbahçe'de olabilir seneye diyorum. Bir sene daha kiralanıp çeşitli çalışmalarla bence daha da güçlü bir Rosti görebiliriz seneye. Ama tabii son karar yönetimin. Önce teknik direktör belirlensin. Rosti ona göre. Bence bir müddet sonra Rosti belli olur. Hani şu an için belli olması imkansız gibi bir şey. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz burada sona ermiştir. İzlediğiniz için teşekkürler sunuyorum arkadaşlar. Görüş ve öneri ve sorularınızı bu videonun altına yazabilirsiniz. Ben de uygun oldukça notlarımı alıp sizlere diğer videolarda sorduğunuz soruların cevaplarını vermeye çalışırım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.